yakınları için adalet arayanların verdikleri mücadelelerden dolayı yargılanması, ceza alması, yargının halka karşı sopa olarak kullanılmasının yarattığı en güze batan ve adalet duygumuzu sarsan örnekler. Mesela iki evladını ve eşini AKP Urfa milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında dükkanlarına girmesiyle başlayan kavgada kaybeden, diğer oğluna 35 yıl ceza verilen Emineşen Yaşar'a, Urfa Adliyesi önündeki oturma eyleminden dolayı soruşturmalar açıldı. Haziran ayaklanması sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan'a hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek davalar açıldı. Sultan Kaya, ölüm orucunda olan yeğeni avukat Ebru Timti'nin taleplerini duyurmak için döviz açtı. Örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklu yargılandı. Melek Çetinkaya, adaletsiz bir yargılamayla müebbet hapse mahkum edilen oğlu için adalet mücadelesi verirken, bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı tutuklu yargılandı. Haziran ayaklanması sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın anne ve babasına adalet mücadelesi verdikleri sırada söyledikleri sözlerden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları açıldı. Kardeşim hakkında İşimi geri istiyorum talebimin kabul edilmesi için dilek feneri uçurması gerekçe gösterilerek dava açıldı ve kaldığı devlet yurdundan atıldı.